14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hem partimiz, partilerimiz HDP, Yeşil Sol, Demokratik Bölgeler Partisi ve tüm bileşen partilerimiz hem Kürt illerinde hem de Türkiye'nin batısında bir eleştiri, öz eleştiri ve seçim değerlendirme toplantısı ve bunun ışığında yeniden örgütleme, yeniden halk örgütlenmesi, halk katımı, demokratik siyaset, toplumsal siyaset, toplumsal özgürlükler nedir ve bu nasıl yeni önümüzdeki yeni süreçte bir yol haritası olarak önümüzde durabilir diye bunun öncesinde genel merkezlerimizde yapılan toplantılar gerçekleşti. Bu toplantıların bitiminde de şimdi bölgelerde eş zamanlı olarak illerde, kentlerde ve ilçelerde, köylerde toplantılar yapılacak. Öncelikle tabii il ilçe örgütlerimizde toplantılar yapılacak. Daha sonra da halk buluşmaları, ikinci aşamasında da halk buluşmaları dediğimiz halkın katılımı, halkın eleştirisini sunduğu, önerilerini sunduğu, fikirlerini ortaya koyduğu ve önümüzdeki süreci inşa ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında bu hassasiyetlerle planlanacak geniş katılımlı, katılımcılığı esas alan, çok sesliliği esas alan bir yol ve yöntem izleyeceğiz. Bu toplantılar çerçevesinde tabii kadın özgün toplantılarımızı da biz başlattık. Birkaç gündür kadın özgün toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de güçlü bir katılımla seçim sürecinde yer almış, kurumlarda yer almış kurum sözcüleri, kurum eş başkanları, kurum aktivistleri seçim dönemi boyunca seçim bürolarında, mahallelerde, komisyonlarda yer almış kadın arkadaşlarımızın hem seçim sürecini beraber değerlendirdiğimiz, hem eksikliklerimizi beraber gördüğümüz, eksiklikler nelerdi ve niçin yaşandı ve bir daha yaşanmaması için neler yapmak gerekir noktasında somut pratik önerilerimizi sunduğumuz, hem de ama önümüzdeki sürece ilişkin yeniden yapılanma, kadın özgürlük mücadelesi, zaten mevcut olan süre gelen kadın özgürlük mücadelesini, kadın direnişini, kadın alanlarındaki çalışmayı, kadınlara dönük hak ihlallerini, kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, kadın politikalarını nasıl hem toplumsal hayatta hem siyasi hayatta görünür kılar ve nasıl bunu mahallelerde, toplumda yeni kadınlarla, başka kadınlarla, şu an bizimle birlikte yol yürüyen, mücadelede olan, örgütlü olan ama örgütlü olmayı da bekleyen genç kadınlarla nasıl yeni bir süreci öreriz, yeniden daha güçlü bir şekilde kadın örgütlü mücadelesinin direniş hattını, politika hattını ve mücadele hattını nasıl kurarızı tartışıyoruz. Bugün buradan güçlü kararlarla çıkacağımıza inanıyoruz. Çünkü gelen öneriler, gelen eksikliklerin değerlendirilmesi, yanlışların görülmesi, olumlu olumsuz her türlü şeyin görülmesi ve tartışılması bizim açımızdan kıymetli. Bu toplantıların sonrasında da yine halkla buluşup, kadınlarla özgün buluşmalar yapıp, mahalle buluşmaları, kadın özgün mahalle buluşmaları, köy buluşmaları yapıp, gerekirse ev ev ziyaretlerde bulunup, muhakkak ki bu örgütlülüğü büyütmek, geliştirmek ve kadınlara karşı oluşturulan, kadın düşmanı, kadını ötekileştiren bir sisteme karşı en güçlü cevabı, en büyük sözü kurmanın arefesindeyiz. Yani seçimden seçime bir araya gelen bir örgüt değiliz, bir yapı değiliz. Bizim toplumu değiştirip dönüştürmek gibi bir iddiamız var. Biz bu iddia üzerinden, yani seçim sürecinde değil, seçim öncesi de, yani sürekli, yani yaşamın bir bütünü halinde biz örgütlü bir toplum olarak yaşamak istiyoruz. Çünkü yıllardır Kürt halkı üzerinde yoğun bir baskı var. Asimilasyon politikası var. Bu baskı ve şiddet politikalarına karşı Kürtler ancak örgütlü durarak karşı durabilirler. Bu yüzden biz işte 28 Mayıs, 14 Mayıs'ı geride bıraktık. Bu süreçte de çalıştık ama bizim görev ve sorumluluğumuz seçim süreciyle endeksi değil. Bizim örgütlü bir toplum olma ve bu örgütlü toplum olmanın gereği olarak değişim dönüşümü hem kendi üzerimizde hem sistem üzerinde değişip dönüşümü sağlama gibi bir iddiamız var. Biz bu iddia için bir araya geliyoruz. Ve bu toplantıda, yani bu toplantılarda bir araya gelişimizin temel sebebi de yaşadığımız iki seçim sürecindeki eksikliğimiz nelerdi? O eksiklikleri tespit edip onun üzerinden yeni bir örgütsel çalışma başlatmak. De bizim üzerimize düşen bu okullara imam atamasını engellemektir.
Çünkü bu imam ataması, çocuk bir yandan bilimi görüyor, bir yandan işte ben İslamiyet demiyorum, siyasallaşmış bir İslami zihniyetin toplumu nasıl değişip dönüşme uğrattığını, asıl hedefinin gelişim değil, kendi iktidarlarını sağlamak olduğu için başta da çocuklardan başlamak üzere gençlik ve kadınlar üzerinden böyle görmeyen, sorgulamayan bir nesil yetiştirmek istiyor ve bizim de buna karşı durmamız gerekiyor.